Bu sorumuz aslında çok sıkıntılı bir soru değil arkadaşlar. Fakat birkaç önemli noktaya değinmek için bu soruyu çözmek istiyorum. Demiş ki 4'ün x'inci kuvveti eksi 2'nin x artı 2'inci kuvveti artı m eksi 3 eşittir 0 denkleminin birbirinden farklı 2 gerçel kökü vardır. Buna göre m'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır. 4'ün x'inci kuvvetini 2'nin karesinin x'inci kuvveti olarak yazsak. Öyle değil mi? Eksi 2 üzeri x çarpı 2'nin ikinci kuvvetinden 4 artı m eksi 3 eşittir 0 şeklinde yazabilirim. Şunu da biliyorum. Üstün üstü yer değiştirebilir. Yani 2 üzeri x'in karesi eksi 2 üzeri x çarpı 4 artı m eksi 3 eşittir 0 şeklinde yazdım. 2'nin x'inci kuvvetine büyük k desem benim denklemim k'nın karesi eksi 4 çarpı k artı m eksi 3 eşittir 0 haline geldi. Şimdi burada şunu biliyoruz. Bize verilen ilk denklemin birbirinden farklı iki gerçel kökü varmış. Ben bu iki gerçel köke birbirinden farklı x1 ve x2 desem yani denklemde x yerine x1 yazdığım zaman da sıfır olmak zorunda x2 yazdığım zaman da sıfır olmak zorunda. Arkadaşlar bakın burada da ben 2 üzeri x'e k demiştim. Şimdi birbirinden farklıysa ben burada x yerine x1 yazarsam 2 üzeri x1 k1 olsa x yerine x2 yazarsam 2 üzeri x2 de k1'den farklı olacak şekilde k2 olarak yazabilirim. Yani oluşturduğum ikinci denkleminde K'ya bağlı oluşturduğum ikinci denkleminde K1 ve K2 gibi iki farklı kökü geldi. O halde bu denklemin deltası kesinlikle sıfırdan büyüktür. Ve şunu da gördüm arkadaşlar. 2'nin x birinci kuvveti, 2'nin x ikinci kuvveti kesinlikle pozitiftir. Çünkü pozitif bir ifadenin hangi kuvvetini alırsak alalım pozitif gelir. E dolayısıyla buradaki ikinci oluşturduğum K'ya bağlı denklemin kökleri olan K1 ve K2 kesinlikle pozitiftir. O halde kökler toplamı da pozitiftir bu denklemin kökler çarpımı da pozitiftir. E zaten arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a'dan bakarsanız eksi eksi 4 bölü 1'den 4 olarak geliyor. Yani bu çok işime yaramayacak. Ama kökler çarpımı k1 çarpı k2 pozitif ise c bölü a dediğim ifade yani m eksi 3 sıfırdan büyüktür. Buradan da m'yi 3'ten büyük olarak bulduk. Şimdi delta büyüktür 0 yapacağız arkadaşlar. b kare 16 eksi 4 çarpı a çarpı c'di. Hadi uzun yazalım. Eksi 4 çarpı m eksi 3 büyüktür 0 olarak geldi. 16 4 m artı 12 büyüktür 0 ise arkadaşlar gerekli düzenlemeleri yaptığımız zaman ne geliyor? 28 büyüktür 4 m'den her tarafı 4'e böldük. 7 büyüktür m'den. m 3'ten büyük 7'den küçük. Alabileceği kaç farklı tam sayı vardır? 4, 5, 6. Yani bizim doğru cevabımız arkadaşlar Bursa şıkkıdır. Umarım çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur.